Konak'ta da Başkan Abdülbatur'dan efendim siyasi rant çıkışı vardı. Emeklerimiz yok sayıldı diyor Sayın Başkan. Konak Belediyesi'nde ana gündem geçtiğimiz aylarda vandallar tarafından yıkılan ve yapım süreci tartışmalara neden olan Kemeraltı içerisindeki tarihi şadırvandı efendim. Şadırvan inşa süreciyle ilgili yaratılan belediye gecikiyor, gecikti algısına belgelerle yanıt verdi Başkan Abdülbatur. 8 günde projesini tamamladık. Ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen kararla belediyemiz yok sayıldı. Yazıda şadırvan restorasyonunun İzmir Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi tarafından yapılacağı söyleniyor. Bizim buna da itirazımız yok. Ama bu kadar emek harcanmış ve 8 günde proje hazırlanmış bir belediyeye haksızlık yapıldı bence dedi Başkan Batur efendim. 8 Eylül'de valilik tarafından izleme yatırım kurulu tarafından yapılacaktır diye. Biz de tamam dedik yani gelen şeye de hayır diyecek halimiz yok. Valilik yapacaksa valilik bizim valimiz, devletimiz yapacak. Mühim olan o şadırvanın oraya yapılması değil mi? Yıkılanların karşısında, o vandallık karşısında oraya kararlı bir şekilde gidip biz bunu yapacağız dedik. Şimdi valimiz üstlenmiş. Biz bundan hayıflanmayız, gurur duyarız. Hep birlikte zaten bu kente bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu tür bu konuları siyasi malzeme yapılması gerçekten bizi üzüyor. Onun kamuoyuna bilgi vermek istedim. Konak Belediyesi bütün işlerine sahip çıkar. Bütün işlerini en iyi şekilde takip eder. Ve en kısa sürede bitirmek için büyük bir gayret içinde olur. Bize haksızlık yapılmasın bu konuda. Evet değerli arkadaşlar. Böylece kamuoyunu bilgilendirdikten sonra gündemimizin toplantıya katılamayan üyelerimizin mazeretlerini görüşülmesi maddesine geldik.